Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kolye zinciri yapacağız. Aslında daha önce bunu kayık olarak da göstermiştim ben. Üzerine danelerin üzerine oya yapmadığınız zaman, ayrı olarak yaptığınız zaman kullanmak için. Gözlük zincirinde de kullanmıştım bu zinciri. Farklı yerlerde kullandım. Bugün sizlere kolyede yapılışını anlatacağım. Bugün böyle bir zinciri yapıp kolyenin tasarımını yapacağız sizlerle beraber. Şimdi ilk önce zincirimizi anlatacağım. Ben elde büküyorum suni ipekleri arkadaşlar. Bu şekilde hazır bükülmüş olarak satılanları da var. Siz istediğiniz kullanabilirsiniz. Bunlar dört katlı olarak bükülmüş. Biz kendimiz elde dört katlı büküyoruz. Birazcık daha ince oluyor diğerlerinden. Tabii biraz daha zor çalışılıyor o zaman. Şimdi elimde halkamı yapıyorum. Sihirli halka dediğimiz halkayı yapıyorum. İçine başlangıç düğümünü atıyorum. Çift sarıyorum arkadaşlar bu sefer. Genelde çift sarmam. Ama biraz daha tok görünsün istiyorum zincirim. Sonra zinciri çevirip, halkayı çevirip içine bir tane zürafa oluşturuyorum. Ve halkayı kapatıyorum. Şimdi oluşturduğum zürafanın içine geriye geliyorum. Ve aynı yere batarak şimdi şöyle geri geldim. Geri geldiğim yerdeyim. İleriye doğru batarak bir tane zürafa oluşturuyorum. Ben sağdan sola yaptığım için ilk önce sola geliyorum. Bu geri ipim gibi, gözeme gibi. Bu duruyor altta arkadaşlar. Şimdi yine biraz önce battığım, yani daha önce yaptığım zürafanın içine batıyorum. Ve yeni bir zürafa oluşturuyorum. Buraya. Aynı yere batarak. Bakın bu şekilde. Daha sonra tekrar ya yeni yaptığım zürafanın içine geriye geliyorum. Ve aynı yere bir daha batıyorum. Dediğim gibi ben sağdan sola yaptım için sağdan sola doğru gidiyorum. Şimdi farz edin ki soldan sağa gidiyorsunuz. O zaman da ilk önce geri ip geçiriyorsunuz. İçine tekrar batıyorsunuz. Bu sefer sağa doğru bir zürafa oluşturuyorsunuz. Tekrar yaptığınız zürafaya ipinizi geriye getiriyorsunuz. Aynı yere batarak sağa doğru bir zürafa oluşturuyorsunuz. Yani bu da ters yönden yapılmış hali. Aynı şeyin diğer taraftan yapılmış hali. Ekleyeceğiniz zaman da yukarıya çıkıyorsunuz. İpimizi kesiyoruz. Farz edin ki bitti. Şimdi ben diğer taraftan ekleyeyim, göstereyim size. Çünkü öbür taraftan daha rahat ekleniyor. Şimdi buraya geliyoruz. Sağa doğru bir düğüm yapıyoruz. Sola doğru bir düğüm yapıp arada önceki düğümü arada bırakıyoruz. Ve ipi de araya saklıyoruz. Bu şekilde yaptığımızda ipi kestiğimiz zaman ek yeri belli olmuyor arkadaşlar. Şimdi buradan bittiğini farz edelim. Ve buradaki ipi de kestiğimizde ek yeri hiç belli olmaz. Biraz daha kaldı. Onu da temizleyeceğim. Evet. Bu şekilde zincirimizi devam ediyoruz. Bakın. Burada benim eklediğim yerler var. Yok, burası eklediğim yer değil. Orada yanlış bir şey. Ha, bakın burada eklemişim. Mesela çok az belli oluyor. Bu şekilde zincirimizi tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde çalışarak bir tane 35 santimlik, bir tane 40 santimlik, bir tane de 45 santimlik, iki tane de 25 santimlik zincir çalışıyoruz bu kolyeyi yapabilmek için. Şimdi kolyemizi
aparatlarını alıyoruz. Bu şekilde bir tane papağanımız var. Bir tane de bu şekilde halkamız var. Şimdi halkamızı da göstereyim. Papağanı biraz daha zor batılabilir. Gerçi onu da göstereyim size. Daha rahat. Öbürkü daha rahat olur. Buraya batarak daha sağlam olsun diye yapıyorum bunu. Tekrar bir daha batıyorum. Bir tane zürafa oluşturuyorum buraya. Daha sonra aynı yere bir daha batarak bir tane daha zürafa oluşturuyorum. İpimi geriye getiriyorum. Gözeme yapıyorum. Aynı yere batarak arttırıyorum. Ve tekrar yandaki zürafaya geçiyorum. Aynı yere batarak arttırıyorum. 3 tane zürafa oluşturuyorum. Bu şekilde arttırıyorum arkadaşlar. Şimdi 5 tane zürafa olana kadar bu şekilde arttıracağım. 2 sıra daha. Evet. Sırada 4 tane zürafam olacak. Daha sonraki sırada 5 tane. Evet. Şimdi 4 tane zürafam oldum. Şimdi 5 tane zürafayı oluşturdum arkadaşlar. Şimdi şeyden başlayalım. 25 santimlik olan zincirimiz var. İpimi geriye getiriyorum ilk önce. Şimdi hepsi aynı yöne bakması gerekiyor. İşlerimizin. Buradan dişleri aşağıya doğru gelecek şekilde tutuyorum. Ve buradaki en son zürafanın içinden geçiriyorum. Ama düğüm atmıyorum orada. Yandaki zürafaya geçerek bir zürafa oluşturuyorum. Bakın bu şekilde burayı diktim. Şimdi bu 25 santimliği koyayım, öbür tarafa takacağım onu. Şimdi 45 santimlik olan zincirimi alıyorum. Aynı şekilde. Dişleri aşağıya bakacak şekilde takıyorum. Ve yandaki zürafaya batıyorum. Bu şekilde dikiyorum. Daha sonra alttaki zürafaya batamamışım. Tekrar batıyorum. Evet. Bu şekilde onu da ekliyorum. Daha sonra ...40 santimlik olan zincirimi alıyorum. Yine dişleri aşağıya bakacak şekilde tutarak ekliyorum. Yandaki zürafaya geçerek düğümümü atıyorum. En sonda yine zincirimi, 35 santimlik zincirimi ekliyorum. Ve tamamlıyorum. Çok bol bırakmayın, sıkı bir şekilde olsun. Biraz bol kaldı. Evet, sıkı bir şekilde diktim. Düğümümü de sıkıyorum ve buradan kesiyorum. Bu şekilde bu kısmını eklemiş oldum arkadaşlar. Diğer tarafa da halkanın üzerine zürafa yaparak, tabi bunların yönlerini bozmadan, buradaki yönlerine dikkat ederek
Diğer tarafta da aynı şekilde ekleme yapıyorum. Bu bir tanesi kalıyor zaten 25 santimlik. Diğer 25 santimliği ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi buraya da 5 tane zürafa olana kadar çalıştım. İpimi geriye getirdim. Şimdi buradan bakıyorum. Bu şekilde zincirim, bakın şöyle görünüyor. Uzun, kısa, daha kısa. Şimdi ilk önce en kısa olan 35 santimlik olanı yapıyorum. Bu sefer dişlerim yukarıya doğru bakıyor arkadaşlar. Aynı şekilde dikiyorum. Karıştırmamaya dikkat edin. Daha sonra ikinci sıradakini alıyorum ve dönmemesine dikkat ediyorum arkadaşlar. Yani yönü önemli. Buruk olmasın burada. Dümdüz olacak şekilde getiriyorum ve ikinciye dikiyorum. Şimdi 50 santimlik olanı da aynı şekilde dikiyorum. 45 santimlik olanı, pardon. Daha sonra 25 santimlik olanı da yine aynı şekilde, dişleri bu sefer yukarıya doğru bakacak şekilde dikiyorum. En son bunu da dikiyorum ve bitirmiş oluyorum böylelikle. Bu şekilde bir kolye dizaynı yapmış oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde 3 katlı boy boy ve kenarından bir. Evet arkadaşlar, şimdi 30 santimlik olan, 35 santimlik olan zincirimizin tam ortasına işaret koyuyorum. Daha sonra bunun 5 santim sağına ve 5 santim soluna işaret alacağım. Evet. Toplam 10 santim aralıkla 2 tane çiçek koyacağım. Ortadakini daha sonra keseceğim arkadaşlar. Çıkartacağım. Oraya çiçek koymayacağım. Şimdi diğer tarafa da alıyorum işaretimi. Daha sonra ortadakini iptal edeceğim. O sadece ortayı bulmak içindi. Bunu çıkartıyorum buradan. Şimdi ikinci katımızın 40 santimlik olana geliyoruz. Şimdi 40 santimlik olanın ortasını buluyoruz. Bunun tam ortasına çiçek koyacağım bu sefer. Tam ortasını buluyorum. İşaretimi koyuyorum oraya. Daha sonra 10 santim sağına ve soluna işaret koyacağım. Düzeltmeye çalışıyorum. Evet.
10 santime işaret koyacağım. Diğer tarafa da aynı şekilde 10 santime bir işaret koyacağım. 3 tane olacak bu sefer arkadaşlar çiçeğim burada. Diğer tarafı da ortadan aynı şekilde eşit olacak şekilde işaretimi koyuyorum. Evet. Daha sonrakine de 4 tane koyacağım. 45 santimlik olana. Onu da buluyorum buradan. Şimdi 3. katımdayım. İlk önce ortasını buluyorum. İlk önce 5'er santim, sonra bu ortayı iptal edeceğim yine. 5'er santim ara bıraktıktan sonra ondan sonra da 10'ar santim arayla koyacağım. Buradan sonra 5 santim. Diğer tarafa da 5 santim. Toplam 10 santim olacak tabi arası. Ondan sonra da 10'ar santim arayla birer tane daha koyacağım. Toplam 4 tane çiçeğim olacak. Diğer tarafı da yaptıktan sonra ortayı yine iptal edeceğim. Evet, şimdi burayı yaptım. Hemen unutmadan ortayı iptal ediyorum. Oraya koymayacağım. Tabii siz daha sık koyabilirsiniz bu şekilde. Ben eşit görünmesi için bu şekilde yapıyorum. Evet. Şimdi 10'ar santim ileriye tekrar şöyle de yapabilirsiniz. 10 santim burası. Diğer ortadan sonra 10 santim burası. Evet, bu şekilde çiçeklerimizi yerlerini belirledik arkadaşlar. Birer tane de uçlara takacağım. 25 santimlik olanların uçlarına da birer tane çiçek takacağım. Şöyle sallayayım. Evet, biraz dolaşıyor yaparken. Elinizle düzeltmeniz gerekiyor tekrar. Evet. Şimdi bu şekilde arkadaşlar çiçek yerlerini belirlemiş oldum. 2, 3, 4 şeklinde çiçeklerimi koyacağım. Bakın. Daha sonra birer tane de 25 santimlik olanların uçlarına çiçek koyacağım. Bu şekilde bir kolye dizaynını anlatmış oldum. Daha sonra da çiçeklerin yapılışını göstereceğim ve üzerine dikeceğim çiçeklerini. Bugünlük bu kadar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Daha sonraki videomuzda görüşmek üzere inşallah. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı unutmayalım lütfen. Beğeniyorsak videolarımızı beğeni atabilirsiniz. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sayfamızı önerebilirsiniz. Videolarımı kaydedebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar.